Evet hocam. Daha doğal. Daha sesli mi konuşayım? Rabarba. Evet hocam. Evet. İçten. Orada kimse yok ki. Merhaba dostum. Bir önceki bölümde Shonen Jump Humbara özel sayısı kapağını yaptım. İstifa ettim. Ha bir de elimden enerji çıkardım. Efekte çok uğraştım. Buraya da koyayım ya. Şimdi hepinizin merakla beklediği mangamın hikayesinden bahsedeceğim. Ayrıca manga için lazım olan bir karakter, bir canavar ve bir mekan tasarımı yapacağım. Sıfırdan bir hikaye oluşturup bunun etkileyici olmasını sağlamak hiç de kolay değil. Bu işe başlarken hedef kitle, anlatım dili, kurgu şeması, dil bilgisi, kelime fonetiği vesaire birçok konuda kendini kanıtlaman lazım. Başarılı işler öyle çıkıyor. Öte yandan hikayenin okuyucuya ulaştığı zaman piyasadaki diğer hikayelerin durumu, trendleri, konuları, popüler filmler, siyasi ahval gibi hesaplayamadığım birçok faktör işini gölgeleyebilir ya da patlatabilir. Herkes zombi hikayesi anlatırken sen kurt adamlarla ilgili bir hikayeyle ortaya çıkıp beğenilmeyip ya da çok özgün gelerek bir numara olabilirsin. Ya da bu kitabın yazarı intihar etti. Koca sonu aldatınca trende büyü yapayım derken Harry Potter'ı yazdı gibi sansasyonlu haberlerle eserinin dikkat çekmesini sağlayabilirsin. Gidiyorsun sen futbolcu muydu, büyü müydü ya? Ya da klasik, bilindik bir türün içine çok aykırı bir öğe eklersin. Mesela Yalan Rüzgarı Pembe dizisine ejderhaları eklediğin zaman al sana Game of Thrones. Tutabilir de, tutmayabilir de. Şans faktörü çok büyük. Bu faktörü en aza indirgemek için çok sağlam araştırma yapmak gerekiyor. Ben de bu şekilde yıllardır hikayeme ekleme çıkarmalar yaparak şekillendirmeye çalıştım. Yaklaşık 30 farklı hikaye ortaya çıktı. Hepsini birleştirecek bir formül oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi başarılı bir hikaye oluşturmanın formülünü seninle paylaşacağım. 1. Yazmak istediğin kategoride en çok okunan 10 kitabın ana karakterini, konusunu, anlatım dilini, uzunluğunu incele. 2. IMDb'de önümüzdeki yıllarda çıkacak filmleri incele. 3. Yine aynı şekilde gelecek dizilere bak. Hollywood, Netflix gibi firmalar kitle algısını yönlendirmek için filmleri silah gibi kullanıyorlar. Gözüne düşen şey kalbine direkt gider. O yüzden gözünü kötü şeyden uzak tutmalı ki kalbe düşmesin. Kitleleri yönetmek isteyen küresel ekip de bunun farkında tabii. 4. İnsan psikolojisi hakkında bilgi sahibi ol. 5. Gündemi takip et. Özellikle Google, Facebook, AliExpress, Amazon gibi firmaların CEO'ları geleceğe dair hangi öngörülerde bulunuyor? Bunları hesaba kat. Bir bakarsın adam der ki dünyada salgın hastalık belirecek. 1-2 yıl sonra belirir. Aa, müneccim bunlar çünkü, kahin. Hayır, bu işte kesinlikle parmakları yok. Hepsi o şefin menüsü olan yarasa çorbasının suçu. 6. Çin 6. 6. Çin'de ortaya çıkan uygulamaları, olayları takip et. Çünkü Çin önümüzdeki yüzyılın iki süper gücünden biri olacak. Diğeri kim mi olacak? Anlı şanlı milletimiz. Şimdi uzun uzun anlatırım da kanalın formatı değişir. Geçiyorum. Dediydi dersin. Haydi Umbara'dan bahsedelim. Dünyayı değiştirecek mangamın hikayesi günümüzden birkaç yüzyıl sonra bölge bölge harap olmuş canavarların ve robotların bir arada olduğu, eskilerin tamamen unutulduğu bir dönemde geçiyor. Hissiyatı anlaman için benzer ortamlardan örnek vereyim. Mad Max, Cyberpunk 2077, Talihsiz Serüvenler serisinin verdiği hissiyatları düşün. Bunları karıştır. Hikaye olarak tamamen farklı. Ama biliyorum bir his geldi sana da. Böyle bir dünyada elinde gizemli bir metni çözmeye çalışan gezginin kazara bin yıldır uyuyan bir canavarı uyandırmasıyla hikayemiz başlıyor. İş bu ya, canavarın midesinden de bizim Furkan çıkıyor. Furkan bin yıl önce başına gelen esrarengiz bir olayla kalbini kaybetmiş. Onun yerine Otto Punk adını verdiğim özel bir teknoloji takılmış bir karakter. Bu teknoloji Furkan'ın kanını misk dediğim özel bir teknolojiyle birleştiriyor ve çarşı karışıyor. Kendisi klasik Türk mutfağını iyi biliyor. Güzel çiğ köfte yapıyor. Ha bir de canavarları damıtıyor. Ama nasıl? Döve döve. Sürpriz olsun söylemeyeyim. Sağlam hafıza kaybı yaşayan ana karakterimiz bu garip dünyada yeni dostluklar edinip maceradan maceraya koşuyor. Her başarılı karakterde olması gerektiği gibi bizim karakterde de bir zayıf nokta var. Mesela Furkan zaman zaman kapşonunu başına geçirip bunalıma giriyor. Dünyayı değiştirecek. Neye yarar ki dolar olmuş 7 lira. Hayır en büyük Türkiye. Mangamın dünyayı değiştirmesini istediğim gibi Furkan da içinde bulunduğu dünyayı değiştirmek istiyor. Çünkü binlerce yıldır bekleyen bir kötülük dünyanın dört bir yanını sarmış durumda.
Bu hikayede bizim kültürümüzden tanıdık bazı kahramanları da göreceksin. Canavarlar Okulu'nda Lokman Keloğlan, kiralık nişancı Hacivat ile dev robot Karagöz, en kritik anlarda ortaya çıkıp gizemli bir şekilde kaybolan robot eşeği ile Nasreddin Hoca. Sürekli kendini yenileyen, yeni maceraları yelken açan bir hikaye hayal ediyorum. Üstelik ana karakterler standart tiplerde değil. Şöyle de düşünebilirsin, Anadolu'nun doğuştan kahraman, samimi, adaletli ve esprili insanının fantastik bir dünyadaki maceralarını göreceksin. Dünya gerçek kahraman nasıl olur görsün istiyorum. Bakalım neler olacak. Şimdiye kadar bu hikaye sende nasıl bir his uyandırdı? Yaptığım erken taslaklar ile Humbara dünyasına dahil olmak istiyorsan Patreon sayfamdan beni destekleyebilirsin. Yaptığım tüm çizimleri orada paylaşacağım. Şimdi biraz karakter ve mekan tasarımına girelim. Karakterleri ve mekanları her videoda biraz göstereceğim. Sürprizi bozmadan. Bu formatta videolar gelmeye devam edecek yani. Hikayemin başlangıcı terk edilmiş bir tapınak mezarlıkta geçiyor. Furkan'ın yeni dünyaya uyanışı burada olacak. Ardından daha ilk bölümde birçok farklı yere gidecek. Mekanın unutulmuş, tabiat tarafından gizlenilmiş bir yer olmasına dikkat ettim. En az birkaç yüzyıldır burada unutulmuş olması lazım. Mabedi ve etrafına heykelleri çizdim. Burada gömülü olan şey, canlıyken birçok heykelini yaptırmış, zamanında büyük zulümler yapıp ülkesini kontrol altına alan bir yaratık olacak. Demek ki eskiden canavarlar tarafından yönetilen ülkeler olduğunu göreceğiz burada. Çizerken oyun sektöründen gelmenin avantajlarını kullanıp hızlıca kaba şekli ortaya çıkartıyorum. Bu silüet yöntemiyle uzun uzun detaylarla uğraşmadan bütün resmi görebilirim. Zaten bu yüzden resmi kendimden uzakta tutup çalıştım hep. Amacım bu sahneyi ilk gördüğün saniyedeki hissiyatı belirlemek. Etrafta nar bahçeleri ve çürümüş zehirlenmiş ağaçlar, birçok heykel görüyoruz. Daha çok put bunlar aslında. Altında yatan yaratık tabiatı da etkiliyor demek ki. Şu an verdiği hissiyat benim için yeterli. Mekanın gizemli yapısını verdiğimi düşünüyorum. Detaylı çizimini mangada görürsünüz artık inşallah. Şimdi ise burada yatan canavarı tasarlayalım. Salyalar saçan hayvani bir yaratık yerine kendi aklı olan, konuşabilen, bilinçli insanımsı bir yaratık olmalı. Canavar çizerken farklı metodlar kullanıyorum. Bazen önce sureti çizip ona göre vücudu çiziyorum. Bazen de önce kaba şekli verip sonra detaya giriyorum. Bayağı bir deneme yapmam gerekti. Karakter kolay kolay tüm bedeniyle gözükemeyecek kadar büyük. Bu yüzden manga sayfasında gözükeceği haliyle tasarlasam daha etkili olur diye düşündüm. Bir tasarım yaparken kesinlikle birden fazla çizim yap. En az 3 çizim yap. Çoğunlukla ilk yaptığından daha güzel bir iş çıkartırsın. İyi canavar çizen insanlar bol bol hayvan, böcek, dinozor referansı araştırır ve bunların kombinini oluşturur. Ben de buna dikkat ettim. Bu canavar çoğunlukla ağzı ile saldıracak ve pis bir sırıtışı olsun istiyorum. O yüzden surat yapısını tutturmak çok zorlayıcı oldu. Canavarın hissinden emin olduktan sonra biraz daha temiz bir taslak çıkardım. Karakterin sırtındaki heykeller ile dramatik bir his yakalamaya çalıştım. Daha temize çekilmiş ve son halini mangada görürsünüz artık. Tabii baştan sona hepsini değiştirmezsem. Garanti vermiyorum. Şimdi hikayede önemli yeri olan bir şeyi çizmem gerekiyor. Bu, sırtında gizemli bir ağaç bulunan gezgin bir robot olacak. Dayanıklı olduğu kadar komik olan bir karakter tasarlamak istedim. Yine beden tipine ve oranlara karar vermek için varyasyonlar yapmam gerekti. Burada da silüet yöntemiyle kaligrafik bir fırça kullanarak temel formu bulmaya çalıştım. Daha derli toplu bir tasarımda karar kıldıktan sonra taslağı geliştirmeye başladım. Çizim yaparken bir şeyler içime sinmedi. Karakter fazla lakayt geldi. Bir daha deneyelim. Daha bir robot gibi hissettiren bir tasarım doğru seçim olacaktır. Güzel ama biraz cyberpunk baharatı ekleyelim.
Robotun kafasının LED ekrana sahip olduğunu düşündüm. Ruh haline göre burada simgeler belirebilir. Karakter olarak mızmızlanan bir robot olmasını istiyorum. Hiçbir zaafı olmayan karakter tasarlarsan bu gerçekçi olmaz. Bu yüzden güçlü bir robota mızmız karakterini verdiğin zaman dinamizmi yakalarsın. Neydi? Zıtlık dinamizm doğurur. Sence bu robot hikayemde nasıl rol alacak? Sırtındaki gizemli ağacın hikayesi ne olabilir? Gizem, esrarengizli, esrarol. Evet, sonunda hikayemin bir kısmını sizinle paylaşabildim. Sürprizi kaçırmadan yeni konseptler yaptıkça sana buradan anlatacağım. Düşüncelerini merak ediyorum. Tabii ki yorumları okuyorum. Sence nasıl gidiyorum? O bir dislike atan hala atmaya devam ediyor. Onun çalışmalarına devam ediyorum. Her videomun garanti bir dislike'ı var yani. Sana da bu mangayı okutmazsam ben. Haterım benim. Patreon'a ve Discord kanalına hepinizi bekliyorum. Bana Patreon'dan destek olan o bir kişi Davut Engin'e buradan teşekkür ediyorum. Yoksa boşa mı çabalıyorum? 24. kare. Bir sonraki bölümde yeni mekan tasarımları ve karakterler seni bekliyor. Haydi eyvallah. İşsiz olmasam bu kadar vakit bulamazdım ha. 7/24 çiziyorum.